Buraya kadarmış. Sonumuz geldi. Bulabildiğiniz her şeyi toplamaya başlıyorsunuz. Gıda, kıyafet, tuvalet kağıdı. Televizyondaki haberlerde kırmızı uyarı işaretleri yanıp duruyor. Saatinize baktığınızda vaktin geldiğini görüyorsunuz. Oysaki henüz toplanmayı bitirmediniz bile. Kendinizi evden dışarı atıyorsunuz ve herkesin valizleriyle koşuşturduğunu fark ediyorsunuz. Arabanıza atlayıp insanların arasından geçerek olabildiğince hızlı şekilde oradan uzaklaşıyorsunuz. Ormanlık arazideki belirlenen konuma varıyorsunuz. Yıllardır kendi kıyamet sığınağınızın üzerinde çalışmıştınız. Burayı hortum, kasırga, yanardağ patlaması ve asteroid yağmurlarına dayanıklı şekilde tasarladınız. Ağaç ve çalıların arasındaki kapısından sığınağa giriyorsunuz. Kimse burada olduğunuzu tahmin edemez. Giriş kapınız büyük bankaların kasasına benziyor. İçeri girdiğinizde karanlık bir çukura inen 9 metre uzunluğundaki merdivenle karşılaşıyorsunuz. İlk yaptığınız şey elektriği açmak oluyor. Sığınağınız yukarıda bulunan güneş panelleri sayesinde güçlü bataryalarınızı çalıştırabiliyor. Yedek olarak son model bir jeneratörünüz de var. Umarım onu kullanmanız gerekmez. Zaten hayat mottonuz asla çok fazla tedbirli olamazsın değil mi? Tüm sığınağı beton ve çelikten yaparak maksimum dayanıklılık elde ettiniz. Duvarlarınız birkaç metre kalınlığında. Sanırım artık derin bir nefes verebilirsiniz. Çünkü tam zamanında yetiştiniz. Birden zeminin sallandığını hissediyorsunuz. Duvarlar titriyor. Korkudan ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Dolaplarınızdaki konserve gıdalar düşmeye başlıyor ve eşyalarınızdan bazıları yerinden çıkıyor. Yanlış bir hesaplama mı yaptınız? Sığınağınız dayanabilecek mi? Büyük asteroid sonunda dünyaya ulaşıyor. Bulunduğunuz yerden uzağa düşmüş olsa da sanki tepenize düşmüş gibi geldi. Kulakları sağır edici bir ses yankılanıyor ve şok dalgaları sona erecek gibi görünmüyor. Işığınız titriyor. Uçuşan tozlar görüşünüzü engelliyor ve ciğerlerinizi dolduruyor. Bulduğunuz bir maskeyi hızlıca takıyorsunuz. Sanırım sığınağınız buna dayanamayacak. En azından denediniz. Bir ay sonra. Bir diğer uykusuz gecenin ardından kahvaltı hazırlıyorsunuz. Neyse ki ihtiyacınızdan daha fazla yemeğiniz var. Hem de çeşit çeşit. Konserve olarak ton balığı, biftek, fasulye ve sardalyeniz var. Kuru gıda olaraksa süt tozu, makarna, erişte, bal ve çikolatanız bulunuyor. Hatta gazlı içecek ve meyve suyunuz bile bulunuyor. Fakat en fazla depoladığınız şey litrelerce su. Burası uzun süre boyunca eviniz olacağı benziyor. Belki de haftalar, aylar, hatta yıllar boyunca. Bu düşünceler içinizi ürpertiyor. En azından iyi bir bölgede bulunuyorsunuz. Kıyıdan uzaktasınız. Yani taşkınlar başınıza dert olmayacak. Dışarının neye benzediğini hayal bile edemiyorsunuz. Lütfen Dinozorlar Çağı'nın ikinci bölümü gibi olmasın. Kendinizi en kötü senaryoyu düşünürken bulmak istemediğiniz için dikkatinizi dağıtmaya karar veriyorsunuz. Evinizin içinde potansiyel müşterileri tura çıkaran bir emlakçı edasıyla dolaşıyorsunuz. Giriş bölümünde yaşam alanı bulunuyor. Burada bir koltuk, üzerinde eski dergi ve masa oyunlarının bulunduğu küçük bir kahve masası var. Önlerinde ise duvara monte edilmiş bir televizyon ve DVD oynatıcısı bulunmakta. Ne yazık ki internet yok. Fakat size eşlik edecek bolca filminiz var. Solunuzdaki masanın üzerinde dış dünyayla irtibat kurmanızı sağlayan telsiz ekipmanlarınız duruyor. Klasik, çağdaş ve daha birçok farklı türden kitabın bulunduğu kütüphaneniz buradaki süreniz boyunca zihninizi meşgul edecektir. Hiçbiri can sıkıntınızı geçirmezse video oyunu konsollarınızı televizyona bağlayabilirsiniz. Sırada spor bölümü var. Bir koşu bandı ve birkaç dumbbellınız var. Sağlığınızı korumak ve zinde kalmak için sık sık kardiyo ve ağırlık kaldırma çalışıyorsunuz. Zamanla daha başarılı olacağınıza eminim. Elbette bir de mutfağınız var. Burada şık bir mini buzdolabınız, paslanmaz çelikten yapılmış bir lavabonuz ve içinde leziz yemeklerin bulunduğu dolaplarınız var. Sığınağı yaparken buradaki içme suyu tesisatını ihmal etmediğiniz için temiz suya erişebiliyorsunuz. Bu sistem arızalansa bile yedekte suyunuz var. Banyonuzda çalışır durumda bir tuvaletiniz var. Duşunuz sıcak suya sahip. Hatta bir çamaşır makineniz ve kurutucunuz bile var. Sıradaki durağımızsa atölye odası. Kırılan her şeyi burada tamir ediyorsunuz. Ayrıca hurdalardan yeni şeyler üretiyorsunuz. Bu bazen bir sandalye, bazense bir masa olabiliyor. Ya da size arkadaşlık edecek küçük bir oyuncak.
Birkaç metre aşağıdaysa sığınağın hayati bölümlerinden biri olan sera bulunuyor. Burada bitkiler için yapay aydınlatma sisteminiz var. Taze sebze ve meyveleriniz olmasaydı kendinizi çok daha kötü hissederdiniz. Seranızın tamamı kendi kendini idame ettirebiliyor. Bozulmuş ya da çürümüş ürünleri gübre olarak kullanıyorsunuz. Bu sayede toprağı besleyebiliyorsunuz. Protein kaynağı olarak etle vedalaştınız. Fakat onun yerine kinoa, fasulye, mercimek, nohut ve mantar tüketiyorsunuz. İhtiyacınız olan vitaminleri yediklerinizden karşılayamadığınız zamanlardaysa multivitamin kullanıyorsunuz. Yer altındaki hayatınızı sürdürebilmek için bolca D vitamini depolamayı unutmadığınıza sevindim. Yatak odanız botanik bahçenizden pek uzakta değil. Burada kocaman bir yatağınız var. Sağ tarafında bir komodin, sol tarafındaysa küçük bir gardırop bulunuyor. Çok fazla kıyafetiniz yok. Ama zaten aynı şeyi iki kez giyseniz kim fark edecek ki? Toza karları mı? Buranın aşağısında jeneratör odası yer alıyor. Jeneratörü en alt katta ses yalıtımına sahip duvarları olan bir odaya boşuna koymadınız. Çünkü arada sırada jeneratör çok gürültülü şekilde çalışıyor. Fakat havalandırma sistemi sayesinde tüm egzoz dumanı dışarı gidiyor. Bir de oksijen odanız var. Buradaki tuhaf görünümlü kutuların hepsi dış dünyadan buraya oksijen taşıyor. Fakat sahip oldukları gelişmiş filtreleme sistemi sayesinde sığınağınızın içine giren hava daima temiz oluyor. Deponuz buranın hemen yanında. Tüm yedek parçalarınızı, fazladan koltuğunuzu, yatağınızı ve lavabonuzu burada tutuyorsunuz. Hatta her ihtimale karşı içi dolu iki buzluğunuz bile var. Peki sığınakta bir gün nasıl geçiyor? Öncelikle kahvaltınızı yapıp kahvenizin tadını çıkarıyorsunuz. Sonra telsiz bölümüne geçerek dış dünyadan bir haber olup olmadığını kontrol ediyorsunuz. Şimdiye kadar hiçbir şey yoktu. Buradaki işlerinizin ardından seranıza gidip günün hasadını topluyorsunuz. Burada doğayla iç içe olmak sizi çok mutlu ediyor. Topladığınız ürünlerle birlikte mutfağa gidiyorsunuz. Çok geçmeden öğle yemeği vakti geliyor. Topladığınız salatalık, domates ve marulla kendinize harika bir salata hazırlıyorsunuz. Bunun yanına biraz makarna yapıyor ve afiyetle yiyorsunuz. Öğle yemeğinin ardından bir DVD seçip izlemeye başlıyorsunuz. Filmin ardından odaları dolaşıp oksijen ve su seviyelerini kontrol ediyorsunuz. Bugünkü takviminizde jeneratör bakımı var. Doğruca bodruma inip yakıt seviyesine ve hava filtresine bakıyorsunuz. Her şey yolunda gibi. Ancak bu sırada aklınızı bir düşünce kemirmeye başlıyor. Yakıtınız biterse ne yaparsınız? Birkaç saatinizi atölyede bazı şeyleri onarmaya harcıyorsunuz. Daha fazla tamir edecek bir şeyiniz kalmıyor ve yaratıcılığınız üstünüzde olmadığı için spor salonuna geçiyorsunuz. Bugün bacak günü. Çok zorlayıcı. Bazı şeyler hiç değişmiyor. Derken akşam yemeği saati geliyor. Lezzetli bir erişte hazırlıyor ve salona geçip müzik eşliğinde tadını çıkarıyorsunuz. Buranın size yaklaşık 100 bin dolara mal olduğunu hatırlıyorsunuz. Arsayı kazmak, inşaat ve hayatta kalmanız için gerekli sistemlerin yerleştirilmesi bu kadar tutmuştu. Üstelik buna sığınaktaki yiyecekler ve kişisel eşyalar dahil değildi. Ancak şansınıza tüm bu eşyalarınız günlerinizi daha güzel geçirmenizi sağlıyor. Yani neredeyse. Dış dünyadan bir aydır haber alamıyorsunuz. İnsanlarla zaman geçirmeyi eskiden pek sevmezdiniz ama bu yer insanı biraz zorluyor. Kendinizi yalnız hissetmeye başlıyorsunuz. Derken telsizden belli belirsiz bir ses çıkıyor. Bu da neydi? Parazit mi? Hayır, bu bir insan sesiydi. Biri sizinle iletişim kurmaya çalışıyor. Hızlıca telsizin başına geçmeye çalışırken heyecandan yere düşüyorsunuz. Başardık! Harika! İnanılmaz bir duygu fırtınası yaşıyorsunuz. Yer altındaki hayatınıza epey alışmış olsanız da artık nihayet kapınızı dış dünyaya açabileceksiniz.